malum nasip inşallah önümüzdeki hafta pazar günü bir sonraki hafta Türkiye seçime gidiyor. Yerel seçim süreci. Cumhur İttifakı tam kadrolarıyla sahada ilk günden bu yana koşturmaca devam ediyor. Kahramanmaraş'ta bizler neler yaptık? Ben kısaca ondan bir bahsedip sözü değerli belediye başkan adayımıza bırakacağım inşallah. Bizler 24 Kasım'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hayrettin Güngör Bey'in isminin açıklandığı günden bugüne başkanımızla birlikte ilimizin her bir kesiminde teşkilatımızla birlikte hem tanışma hem bir kaynaşma hem de şehrimizi tanıma, eksikleri varsa, projeler ne varsa onları gözlemleme noktasında gayret gösteriyoruz. Sağ olsun başkanımız da o gün bugündür bildiği şehrimizi daha detaylı tanıma fırsatı buldu diye düşünüyorum. Hamdolsun koşuşturuyor. Yakın bir tarihte de bildiğiniz üzere projelerini kamuoyuyla paylaştı. Tabii 24 Kasım'dan sonra şimdi bir takım eleştiriler geliyor. Burada biz basınla birlikte sosyal medyada da basında da çıkan bir takım haberleri hep beraberce istişare ediyoruz. Bir takım eleştiriler gelmiş olabilir ama Hayrettin Bey Kahramanmaraş'ı tanıyan, bilen, yapmış olduğu görevler münasebetiyle de özellikle belediyecilik alanında ve kontrolörlük alanında, mali işler alanında uzmanlaşmış ve kendini kanıtlamış birisi. Bunu bizim kendisini anlatmamıza, yüzü burada, yüzüne karşı övmemize bir beis yok. Övme değil bu. Gerçekten bahsediyoruz. Çünkü tüm Türkiye'de hamdolsun belediyelerin teftişlerinden tutun da her kamu kuruluşunun diğer alanlarda birçok güzel hizmetleri olmuş ve bununla ilgili kanun veya yönetmeliklerin düzenlenmesine emeği geçmiş Kahramanmaraşlı bir hemşerimiz. O gün bugündür tüm ilçelerimizi öncelikle görev yapmış belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, siyasi büyüklerimiz olmak üzere herkesi bir ziyaretlerde bulunduk. Ve tüm ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmasıyla birlikte de daha aktif bir seçim çalışması gündeme geldi. Bununla birlikte Cumhur İttifakı'nın da büyük şehirlerin tamamında beraber ortak aday çıkarma ve meclis üyeliklerinin de tek liste halinde ortak çıkarma düşüncesiyle birlikte sahada Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte çeşitli ortak programlar da olmak üzere birçok programlar yapıyoruz. Kapı kapı dolaşıyoruz. Her teşkilatımız kendi üzerine düşen vazifeyi Allah'a şükür layıkıyla yerine getirdi. Getirmeye de devam ediyor. Tabii adaylığımız açıklandıktan sonra Cumhur İttifakı o aşamada yoktu. İlerleyen süreç içerisinde Cumhur İttifakı şekillendi. Biz aynı zamanda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı olma yanında Cumhur İttifakı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduk. Hepinizin bildiği gibi 11 ilçemizin de ikisi Milliyetçi Hareket Partisi'nden, 9 AK Parti'nden Cumhur İttifakı adayı oldu. Artı Büyükşehir'de yine AK Parti'nin Cumhur İttifakı adayı oldu. Tabii biz seçim çalışmalarımızı teşkilatımızla ve Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşı Milliyetçi Hareket Partimizde yürütüyoruz. Ben burada başta teşkilatım, il başkanım ve teşkilatımızın her kademesinde yer alan gençlik kolları, kadın kolları, başkan yardımcıları, ilçe başkanlarımız ile MHP teşkilatının aynı kademedeki çalışanların hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten bu süre içerisinde canla başla bu seçim sürecini yürütüyoruz. İl başkanımızın da bahsettiği gibi artık seçime sayılı günler kaldı. Biz tabii adaylığımız açıklandıktan sonra seçim çalışmalarına başladık. Hem ilçelerimizde, hem mahalle düzeyinde, hem STK'larımız, hem odalarımız, resmi kurum ziyaretlerimiz, esnaflarımız, her yere gezmeye, hemşerilerimizi işaret etmeye özen gösteriyoruz yetişebildiğimiz kadarıyla. Ama bugüne kadar da şehrimizin hemen hemen tamamına yakın yerlerini gezdik. Burada huzurlarınızda bize bu sıcak ilgiyi, karşılamayı gösteren
Kahramanmaraşlı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Hakikaten geldiğimizden bugüne kadar gittiğimiz yerlerde hamdolsun çok ciddi, sıcak karşılamayla karşılandık. Çok ciddi öneriler aldık. Güzel fikirleri var şehrimize dönük. Ve bunların hepsinde not alıyoruz. Değer basın mensupları, biz tabii şehrin ihtiyaçlarına dönük bir proje tanıtımı yaptık. Bu bir seçim beyannamesi. Tabii ki bu önemli. Gördüğümüz ihtiyaçları. Ama ihtiyaçlar bunlardan ibaret değil. Seçim öncesinde tabii yaptığımız çalışmalar var. Ekiplerimiz dolaştı. Ama seçim sonrasında inşallah bu sorumluluğu üstlenirsek, hemşerilerimiz bu yetkiyi verirse, Allah nasip ederse, daha sağlıklı tekrar bunları revize edeceğiz, gözden geçireceğiz. Daha somut, yıllık, iki yıllık yani kısa, orta, uzun dönemli eylem planlarını sizlerle paylaşacağız. Yakından ikinci defa görmemiz tabii, televizyonlarda görüyoruz. Konuya çok hakimsiniz. İnanılmaz tabii, o da bir tecrübe gerektiren yılların vermiş olduğu. Konuşmalarınızda şöyle ben can kulağıyla dinledikten sonra şöyle bir Kahramanmaraş'ı düşündüm, yani hayal ettim. Yıllardır Kahramanmaraş kendi içinde sıkışmış durumda. Yani Dulkadiroğlu 13 Şubat olarak sıkışmış durumda. Tabii yeni Yenişehir bir projeniz var. Onu da konuşunca şöyle bir gittim, yani biraz hayal dünyam geniştir. Kahramanmaraş'ta 50 bin tane fabrikada çalışan işçi var. İşçi sayısı var. Ve bu insanlar her 8 saatte bir Kahramanmaraş merkeze giriyor, merkezden çıkıyor. İşte servis aracı olsun, şu olsun, bu olsun. Trafik yoğunluğu had safhada, inanılmaz. Ve gün geçtikçe de bu Maraş'ın merkezi sıkışmaya devam ediyor. Bu Yenişehir projenizle bağdaştırmak anlamına işte iş adamlarıyla bir istişare yaparak Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonluğunda bu fabrikalarda çalışan işçilerimiz için, hepsi asgari ücretle çalışıyorlar çünkü, hem oy açısından da AK Parti'ye önemli destek veren insanlar, yani bu şehri biraz açmak adına bunlara yeni yeni konut alanları açarak, yani şehir merkezinden çıkarma gibi bir projeniz var mı? Olacak mı daha doğrusu? İkinci bir sorun da şu olacak. Biliyorsunuz biz Kahramanmaraş'ta herkes birbirini tanır. Ben ne zaman Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğim zaman, zaten ben o belediye binasının da yapılma yerine hep karşı çıkmıştım. Ama yapıldı maalesef. Ne zaman gitsem özel kalem müdürlüğü insan sediyle dolu. Yani başkana ulaşmak isteyen insanlar, iş isteyen insanlar, mahallesine hizmet isteyen insanlar. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir konuşmanızda siyasetin içinde olmayacağım demiştiniz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacağınızı söylemiştiniz. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Kahramanmaraş'a projelerinizi hayata geçirmek adına zamanınızı nasıl değerlendireceksiniz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Oturduğum yerden konuşacağım. Kusura bakmayın. Şimdi biz karşıda bir yeni şehirden bahsettik. Bazı şeyler tabii başta da söyledim ki, biz ihtiyaçları genel olarak ortaya koyduk ama bundan sonra daha aklımızda olanlar var. Bunları eyleme dökmemiz için biraz daha istişare etmemiz lazım. İlk konuşmamda dedim ki, şehir standartını genel geçer dünyadaki kurallara göre o şehirde yaşayanların sağlıklı bir konut kafasını sokacak ve her bir gelir düzeyine uygun ya kiralayacağı ya satın alacağı bir konuttan bahsettim. Şunu net olarak ifade ediyorum ki, bizim yeni yerleşim alanımız, oranın farklı bir özelliği var. Yani farklı standartta bir yeni şehir orası. İmar planını revize edeceğimizden bahsettik. Yeni yerleşim alanları olacak. Gettolar oluşturmadan her bütçeye uygun, özellikle dar gelirlerimize uygun konut ürettiğimiz politikamız, projemiz olacak ve devam edecek. Ya bu sadece
o sanayide çalışan değil, onları da kapsayan bir husus. Şimdi belediye başkanları ulaşılabilir olması demek her gelenin kapıyı vurup görüşmesi anlamına gelmiyor. Bunu yanlış anlamayın, bakın görüşmeyecek. Şimdi basın bir şey söylüyorsunuz, ya görüşmeyeceğim dediği gibi sonuç da çıkarabilirsiniz. Şunu demek istiyorum. Ben birkaç patronla çalıştım. Nezaketi, kibarlığı ve çalışana değer vermeyi Kadir Topbaş'ta öğrendim. Tabi bakanlıkta da Abdülkadir Aksu'dan tutun Beşir Atalay vesaire çok bakanla tanıştık. Onları da tabi ayrı şeyler öğrendik. Ama belki bakanlıkta dördüncü hiyerarşi sınırında bir bürokrattık. Belediyeler Birliği'nde birinci derece patronla ve çok zamanda patron yok. Orada hukuken var, fiilen yok ve bakanlarla, milletvekilleriyle muhatap oldum. Ben Kadir Topbaş'tan bunu öğrendim. Vefayı öğrendim, nezaketi öğrendim. Ve çalışanını takdir etmeyi öğrendim. O ayrıldı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Bey'le, daha önceden de çok zaten bütün başkanı hukukumuz var. Ondan sabrı ve tahammülü öğrendim. Fatma Şahin Bakanımız, bakanlığından beri tanıyorum. Burada bir şey söyleyeyim. Belediye başkanı olunca beni Cumhurbaşkanımızdan çok istedi ATV Genel Sekreteri. O zaman Kadir Topbaş Başkanımız vermedi. Yani o kadar bir hukukumuz var. Ve birlik başkanımız oldu. Onda da takipçiliği öğrendi. Hiç edilmez. Şube müdürüne gidilmesi gerekiyor. Ankara'da gider, oturur işine. Daire başkanı, genel müdüre. Öyle başkası işte bakana gider mi? İşi bitmesi için adım adım takip eder. Onu da gördüm. Kadir Topbaş'ın çok telefonu çalmazdı. Çünkü yetki delegelerdi. Şimdi bizim özel kaleme şuraya adam yığmaz profesyonel bir iş değil. Bana ulaşmalı. Nasıl ulaşmalı? Görerek de değil. Bunun için çeşitli sistemler var. Yani aşağıda bir şey çözülmüyorsa neden çözülmediğini benim bilmem lazım. Biz bu kadar orada daire başkanı, genel sekreter yardımcısı, genel sekreter, genel müdür istihdam ediyoruz. Her gelen belediye başkanı cevap biz politika üretmemiz lazım. Bizim çalışmamız lazım. Mesela hemşehrilerim şunu söylüyor. Ya şimdi geldiniz bir 5 yıl sonra, 5 yıl sonra gelmezsin buraya. Gerçekten bizim gönlümüz arz ediyor. Her gün hemşehrilerin içinde olalım. Ama bir taraftan da bizim, bir de diyor şu yapılmalı, bu yapılmalı. Bizim hizmet üretmemiz lazım. İkisini dengeli yürütmemiz lazım. Ama meslek gruplarıyla daha sık bir araya gelmemiz lazım. Çünkü bütün meslek sahipleriyle görüşmemiz fiziken mümkün değil. Ama meslek grupları oranın problemini yansıtıyor. İş konusu önemli bir sorun. Bu sadece Maraş'ın değil. İşte herkes kamuya, belediyeye bir şey almaya çalışıyor. Bunun işte böyle işsizliği çözemeyiz. Nasıl çözeriz? Demin bir genel perspektif çizdim. Şehirdeki biz iş hacmini arttırırsak, sanayide, küçük sanayide, tarımda, hayvancılıkta, turizmde dolaylı olarak kendiliğinden zaten bu işsizlik çözülmüş olur. Onun için de biz yani ulaşılabilir olacağız ama her bir kadromuz kendine düşen görevi yapacak. Teşekkür ederim. Tamam.